Allah'ın inananlara vaadi ve yardımı. Her dönemde inkar edenler Kur'an'ın kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ancak insanların çoğu iman etmezler. Ayetinde bildirildiği gibi yeryüzündeki insanların çoğunluğunu oluşturur. İnkarcılar her zaman Müslümanlara karşı sayıca üstün durumdadır. Bu yüzden de bu akılsız ve basiretsiz insanlar kendilerini daima doğru yolda sanırlar. Sahip oldukları maddi güçlerinin ve sayılarının inananlardan fazla olması onlara bir güven duygusu verir. Bu nedenle olayları hep dış görünüşe göre değerlendiren cahiliye insanları kendilerinin üstün olduğundan %100 emin olarak hareket ederler. Ama farkına varamadıkları çok büyük bir gerçek vardır ki o da Allah'ın müminlere olan vaadi ve desteğidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. Nisa suresi 141 Allah okuduğumuz ayette dikkat çektiği gibi her şeyi müminlerin lehine kılar ve onları çeşitli yollardan destekler. İnşirah suresinde Müslüman için her zorlukla beraber kolaylığın da yaratıldığı sırrı verilmektedir. Hastalığı yaratan Allah'ın şifayı da yaratması gibi her zorluk da yanında kolaylığıyla beraber meydana gelir. Bu gerçek şöyle haber verilmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. İnşirah Suresi 5-6 Allah'ın bu desteği ve yardımını sadece müminler bilirler. Ve onlar hayatları boyunca neyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, Allah'ın daima inananların velisi ve yardımcısı olduğunu bilmenin getirdiği güven ve huzur duygusuyla hareket ederler. Allah kullarına şöyle vaat etmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir. Bir veli, en güvenilir bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Nisa suresi 45 İnkarcıların ve münafıkların ise pek çok korkusu vardır. Yalnızca Allah'a iman etmedikleri, ona şirk koştukları, her olayı ve varlığı başıboş zannettikleri için daima bir korku ve tedirginlik içinde yaşam sürerler. İşte bu Allah'ın müminlere karşı mücadele edenlerin kalplerine saldığı bir korkudur kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim meleklere vahyetmişti ki, şüphesiz ben sizinleyim. İman edenlere sağlamlık katın. İnkar edenlerin kalplerine amansız bir korku salacağım. Enfal Suresi 12 Allah'ın yardım ve desteği Müslüman'ın hayatının tamamını kapsar. Tarih boyunca Allah inananlara çeşitli yollarla yardımını ulaştırmıştır. Kimi zaman peygamberlerine mucizeler vermiş, kimi zaman Müslümanları görünmeyen ordular ve meleklerle, hatta doğa olaylarıyla desteklemiş, kimi zaman gerçekleşmesi imkansız gibi görünen olayların gerçekleşmesini sağlamıştır. Kur'an'da verilen bu örneklerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti. Böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Ahsap Suresi 9 Siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. O da şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim diye cevap vermişti. Enfal Suresi 9 Karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için andolsun bir ayet, ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Diğeri ise kafirdi ki göz görmesiyle karşılarındakini kendilerinin iki katı görüyorlardı. İşte Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vardır. Alimran Suresi 13